Yusufeli Barajı'nın seviyesi yükseliyor. Hal böyle olunca köyler su altında kalmaya devam ediyor. Barajın etkilediği son köyde artık tamamen su altında kalmak üzere. Peki köylüler mi ne yapıyor? Kalan eşyalarını topluyor ve evlerinde son günlerini geçiriyorlar. O cami benim elimden geçmiştir. O minareyi benim emeğim hep. Yıllar önce inşa ettiği cami suya gömüldü. Köyümüzün ismi zaten Çeltik Düzü Köyü ama Çeltik ya düzde kalmadı köyümüzde maalesef. Bütün tarım alanlarımız, Çeltik alanlarımız hepsi sular altında kaldı. Tarlalar, yollar, evler artık görünmez halde. Yüksekte kalan son evlerin manzarası sadece baraj oldu. Çeltik tarlasına, mısır tarlasına, uzun sırasına bakırdık, şimdi de suya bakırdık. Yusufeli Barajı son köyü de yutmak üzere. Sular son nihayetine ulaşmak üzere. Evlerin bir kısmı su altında kaldı. 6 metre sonra da bir kısmı da sulardan suların altında kalacak köyümüzde. Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en büyük barajı Yusufeli Barajı elektrik üretimine geçtiğimiz günlerde başladı. Geçen yıldan bu yana 7 köy tamamen su altında kaldı. Sonuncu köy ise düzü. 164 taneli köyün de su altında kalmasına çok az kaldı. Köylüler eşyalarını tahliye etmeyi sürdürüyor. Eşyalar var da evden götüreceğim ki aşağı yeni Yusufeli'ne gidelim. Bu kadar yükseleceğini hayal etmemiştik. Şimdi buraya gelip de bizim köyü böyle komple alacağını bak bir tane arazi kalmadı komple hepsi gitti. Sadece evler kaldı işte üst taraflarda. Çeltikdüzü köyü sakinleri evlerinde son günlerini geçiriyor. Şu ağaçları bırakıp nasıl gideyim? Burada bak bu kapının önünde bak. Boşaltanlar boşalttı bir kısmı daha evlerinde duruyorlar kabulaşan evlerde. Evleri tekrar geri almak istiyorlar.